Hani farkındalık yarısıdır dedim ya. Ben anne olduğum için bu şekilde kaygılanıyorum demek dahi insanı rahatlatır. Yani bu olmadığı zaman zaten anneliğim yok demektir. Bunu söylerken tabii ki yani bunu anneyim. Tabii ki bakın farkındalık bu. Yani suçluluk hissederek değil, ben böyle sıkıntı hissediyorum ama ben zaten anneyim. İşte farkındalığın büyük bir kısmı bu. Şimdi eğer siz mecbursanız ayırmaya, yani mutlaka ayrı bir odada yatması mecburiyetten hala yatabilir. Çünkü o dediğimiz 3 yaş 5 yaşa kadar da uzayabilir. Fizyolojik şartlarda uzayabilir. 5 yaşına kadar da siz onunla birlikte yatabilirsiniz ama 4. yaşta bir de cinsel kimlik gelişiyor. Anne baba odasının ayrı olma olgusunun da fark ettirilmesinde yarar var. Çocuk çok zorlamıyorsa şunu deneyebiliriz. Zil tertibatı. Zil çok işe yarayan bir şey. Yani çocukla bir hikaye kurguluyorsunuz. Zilimizi nereye koyarız? Sen gece uyanınca nereden kolun nereye uzanır? Şuraya mı koyalım? Bu hikaye günlerce sürebilir. Çünkü çocuk iyice kavrayana kadar şöyle bir zil yaparız. Şöyle. Sen böyle uyanırsın. Pırt basarsın. İstersen yatağının bu tarafına da bir tane koyarız. Sen buna basınca ben koşar gelirim. Fırlar gelirim. Zilimiz nasıl olsun? Bip bip mi olsun? Word word mu olsun? Çıngırlong çıngırlong mu olsun? Bu zillen benim odama bir ip, bir tel geçiririz. Benim odamda da çalar. Bu teli nereden geçiririz? Bu halının altından geçiririz. Duvardan geçiririz. Ama bu hikaye günlerce, gecelerce sürebilir. Aramızda sır olsun. Masalımız bu. Zaten ben kitap okuyarak masal anlatmayı yine bizim entelektüel yapımızdan ortaya çıkmış bir şey olarak düşünüyorum. Halbuki çocuğu alsanız, ona böyle dokunarak hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Kuşlar uçmuş pır pır pır, sular akmış şır şır şır. Yani ona böyle dokunarak mır mır mır. Budur masal. Esas masal budur. Sırrımız var. Sırrımızı paylaşalım. Gidelim yatalım yine konuşalım. Zilimizi konuşalım. Aramızda sır. Babamıza söylemeyelim. Tamam mı? Aramızda sır. Bizim masalımız bu olur. Bu günlerce haftalarca devam edebilir. Ve sonunda oraya o zili koyarız. Hiçbir zaman çalmaz onu. Ama biz bir iki deneriz. Bak çaldın, koşarak geldim, gördün mü? Ben senin yanındayım. Uyandığın her an somut olarak anlatmak. Yoksa çocuk onu orada somut olarak yüzeyli uykuda bakıyor. Anne nerede? Daha doğrusu ben neredeyim? Sabiha nerede? Gibi bakıyor anneye.